Depremde sağ veya ölü çıkan çocukların gözlerine bakın, insanın içini yakıyor. Bu masum çocuk ve insanların suçu ne? Bir aile yıllarca çabalar, çalışır, bir ev sahibi olur ve çoluk çocuğu ile yerleşir. O ev, o ailenin ve çocukların başına yıkıldığında çocuğun tepkisi, o masum bakışlarıdır. O masum bakışlar öyle etkileyicidir ki insanın içini yakar ve yıllarca unutmaz. İşte her şey burada başlar. Neden bu evler bu çocukların üzerine yıkılıyor? Neden apartmanlar çöküyor? Neden bu insanlar saatlerce ve günlerce can çekişerek ölüyorlar? Neden geçmişimizden hiçbir ders almıyoruz? Neden bu masum insanların canını ve malını cahil ve gözü para bürünmüş canavar müteahhitlere teslim ediyoruz? Neden denetleme sağlıklı yapılmıyor? Neden sorumlu kurumlar görevini yapmıyor? Peki bunlar, kurum ve kişiler görevini yapmıyorlarsa neden evini, ailesini, çoluk çocuğunu kaybedenler birleşip hukuk önünde hesap sormuyorlar? tepki vermiyorlar. Neden suçlu kimse yakasına yapışmıyorlar? Müteahhitlere baktığımızda çoğu eğitimsiz, inşaattan anlamayan ve başka işleri olmasına rağmen müteahhit diye başlayanlardır. Bu kişilerin tek bir hedefi vardır. Ne kadar çok para kazanırım? İşte tehlike burada başlıyor. Tabii ki para kazanılır. İşini temiz yaparsan da daha temiz, daha huzurlu hayat için yeteri kadar para kazanırsınız. En güzel kazanç temiz ve hak edilen kazançtır. Sonuç İnşaatta uğraşan siz müteahhitler, ahlak ve vicdanınızı kaybetmeyin ve başta çocuklar olmak üzere insanların kanına girmeyin, hayatına sebep olmayın. Tek yapacağınız şey, ahlaklı ve vicdanda olun.